Türkler, çok eski çağlardan beri Orta Asya'daki ana yurdundan farklı yönlere dalga dalga yayılarak büyük devletler kurmuş, dünya kültür ve medeniyetinin gelişmesine önderlik etmiş şanlı bir millet. Dünyanın en köklü devletlerini, en büyük medeniyetlerini kurmuş bir millet. Geçmişi milattan önce 6000 yıllarına uzanıyor. 8000 yıllık tarihi ile farklı coğrafyalarda, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 116 devlet, 16 imparatorluk kurmuş. Binbir güçlükle mücadele ederek ayakta kalmayı başarmış bir millet. Kimi zaman Hunlar, Göktürkler, Uygurlar adıyla dünya tarihinde söz söyledi. Kimi zaman da Oğuzlar, Selçuklular, Osmanlılar adıyla tarihini zaferlerle taçlandırarak büyük bir gayenin, adaletin ve hoşgörünün destanını yazdılar. Hunlarla başladı bu macera. İç Asya'da ilk büyük Türk devletini kurdular. Teoman'dı liderleri. Daha sonra Mete Han. Bozkırlar aşılmış, tüm Türk boyları bir çatı altında toplanmıştı. Asya'nın tüm bölgelerine akınlar düzenlendi. Avrupa'da Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar ilerlediler. İpek yolunu kontrol altına aldılar. Çinlilerin korkulu rüyası oldular. Çinliler korunmak için Çin Seddi'ni inşa ettiler. Ve Attila dönemi başladı. Attila adı Avrupa'yı titretti. Seferler düzenledi, imparatorluk sınırlarını genişletti. Ülkenin batı kanadının merkezi Tuna kıyısına, doğu kanadının merkezi Dinyeper havzasına ulaştı. 50'ye yakın kavim ve imparatorluğun çatısı altında dirlik, barış ve düzen içinde yaşadı. Sonra Türk adını ilk kez devletin resmi adı olarak benimseyen Göktürkler tarih sahnesine çıktı. 200 yıldan fazla bir süre egemenliklerini sürdürdüler. Sınırları doğuda Kore, batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Çok hızlı hareket edebilen süvariler Göktürkleri zaferden zafere koşturdu. Göktürklerle ilk defa millet olma bilinci yerleşti. Kültür ve medeniyette yüksek bir düzeye ulaştılar. Göktürkler Orhun abidelerini diktiler. Bilgelikle yönettiler devleti. Türk milleti bahtiyar oldu. Gelecek nesillere nasihat. Bu anıt eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri, yiğitlerin köheylanlarına binerek sefere çıktıkları, halkın belleğinde yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere, Dağlık Altay'a dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin doğduğu yerdir. Kadim Türk boyları anıtı. Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizi ekranlara getiren Devre Alem bu kez uzaklarda. Ama çok uzak da olsa gönlümüzden bir parça. Avrasya'nın kalbindeyiz. Burası kadim Türk yurdu ve Türk boylarının dünyaya yayıldığı yerdeyiz. Hatırladınız, Altaylardayız. Atalar diyarı Orta Asya'nın merkezi, Avrasya'nın kalbi, Altay Dağları, Ergenekon Ovası ve kadim Türk yurtlarına tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Altay Türkleri ile ilgili araştırma yapıp tarihe not düşeceğiz. Atalar diyarı Altay Dağları, Yenisey Irmağı Vadisi, Sayan Dağları bölgesindeki Hun İmparatorluğu'nun asırlarca hüküm sürdüğü coğrafya bizleri heyecanlandırıyor.
Altay Türkleri, Kazakistan bozkırları, Moğolistan ve Sibirya dağ ormanlarının kavuştuğu bölgelerde yaşayan Türklerin atası sayılan bir topluluktur. Kutsal olan Altay Dağları'nın karlı zirvesinden doğan Katun'la yine Altay Dağları'ndaki Altun Gölü'nden doğan Bii Nehirleri, Biisk şehrinde birleşip kutsal evlilik yaptıktan sonra ev ve oba anlamına gelen obe adını alıyor. Bu önemli ırmakları takip ediyor, köyler ve ovalar geçiyoruz. Nehirler, ovalar kültürümüzü anlatır, tarihimizin yazıldığı yerlerdir. Ve tarihimizin önemli nehirlerinden birisi de bir ırmağıdır. Altay dağlarından doğar ve nazlı nazlı akar. Şu an Altay Cumhuriyeti'nin sınır noktasındayız ve bir ırmak kenarındayız. Altay Cumhuriyeti büyük bir kitabe ve dağı sembole eden anıt ve gezginci heykeliyle ikiye ayrılmış. Başka bir anıtsa ziyaretçilerin değişik yerlerden getirdiği taşların toplandığı bir bölgede yapılmış. Gelen bütün Türkler buradan bir taş alıyor, kendini Türk hisseden, kökenine bağ kurmak için. Belki batıl inanç gibi değerlendirilebilir ama ritüel olarak biz bunu görelim. Ve güzel şeyler düşünerek geçmiş nesillerin yaptıklarını ve gelecekte neler yapabileceklerini ve 3 tur burada döndükten sonra bir bağlamda kökenlerine yolculuk yapmış oluyorlar. Ve bu belgeseli izleyen herkese köklerini araştırmak üzere bu güzel coğrafyaya davet ediyoruz. Çepni boyu Türklerindeniz, Karadeniz'deyiz, Giresun'dayız. Yaylalara giderdik o 5-6-7-8 yaşlarında ve yollardaki taşları alır, toplar ve öbek öbek bir yerlere yığardık. Onları hatırladık burada, Altay Dağları eteklerinde ve Altay Dağları'nda da bu geleneğin halen yaşadığını görüyoruz. Başka coğrafyalarda da görmüştük, yoldan taşı toplayıp bir kenara koymayı. O çocukluk yıllarımızı hatırladık burada ve sizleri belgesel görüntülerle o Altay girişindeki Tataristan Devleti tarafından, Tataristan Devleti'nin bütçesiyle yapılan o güzelim Türk anıtına götürdük. Gorno Altay Cumhuriyeti girişinde Kadın Irmağı'nın kenarına Tataristan Cumhuriyeti tarafından muhteşem bir anıt yapılmış. Çeşitli dilde yazıların yer aldığı anıtın kadim Türk boylarının Altaylardan dünyaya yayılması anısına dikilmiş. Anıtı ziyaret edenleri üzerinde ay yıldızlı bayrak olan Türkçe kitabe karşılıyor. Kitabede, gelecek nesillere nasihat. Bu anıt, eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için bir araya geldikleri, yiğitlerin küheylanlarına binerek sefere çıktıkları, halkın belleğinde yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere, Dağlık Altay'a dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin doğduğu yerdir. Birlik ve beraberlikten büyük devletler, büyük imparatorluklar kurulmuş. Bugün Türk boyları dünyanın birçok bölgesinde, Türk devletleri dünyanın birçok bölgesinde hüküm sürüyor. Ve biz de buradayız, Altaylardayız ve bir dilekte bulunuyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik daha kuvvetli olur ve hiçbir zaman parçalanmaz. Türk İslam medeniyeti coğrafyasında huzur, barış hakim olur. Güneşedir. Güneş tarafında. Hızla geçti. Değerli izleyenlerimiz, atalar diyarına gittik. Kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı, büyük Türk devletlerinin kurulduğu bölgeye gittik. Altaylara gittik ve Altayları adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Altaylardan, Altay Dağları'nın zirvesinden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.